Banu Alkan ben Türk sinemasının efsanesiyim dedi. Dedi. Vetera hazır mı? Aslında iki efsane var Türkiye'de. Biri Türkan Şoray Esmerler'de, Sarışınlar'da Banu Alkan. Ama Banu Hanım, varsa siz Serpil diyeceğin... Çakmaklı'yla ikiniz karşı karşıyaydınız. Serpil Hanım'la. Ben de öyle. Esmer Sarışın, zamanda. Serpil Çakmaklı, ben... Banu Alkan. Ne zaman Ahu Tuğba geldi? Banu Alkan rafa kalktı. Ben de öyle hatırlıyorum. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ayrıca Ahu'cum benden çok evvel sinemaya gidiyor. Önemli değil bunlar. Ayrıca bir dakika bir şey söyleyeceğim. Serpil Hanım'la evet bizim Bu İkiliye Dikkat adlı bir filmimiz var. Ama efsaneler başka bir şey. Ne demek yani bu şimdi? Siz ikinizin filmi mi vardı? Bizim ikimizin evet filmi var ve ben... Hanginiz başrol oynuyordunuz? Zaten hiç kabul etmiyorum. Onu da her zaman söylüyorum. Çünkü senin de bildiğin gibi ticari amaç için yapılan bir filmdi. Filmde hiçbir mesaj yoktu. Tabii ki Banu Alkan her zaman bu filmi övgüyle bahsediyor ama bence övgüyle bahsedilecek hiçbir film değil. Benim anlaşmam olduğu için Nazmi Özer'le ve Banu Alkan'ın da anlaşması vardı. Mecburen cezamız da olduğu için biz bu filmde, bu projede bir araya geldik. Ama ben filmin hiçbir şey olmadığını bile bile oynadım. Peki. Keşke de oynamasaydım. Onu da söylüyorum. Neden dolayı? Çünkü hakikaten baktığınızda iki tane bayanın bikinili görüntüsünden başka hiçbir şey yok. Ve yani vücut sergiliyorlar. Bence filmde yani. Demeyelim. Filmde canım. Kayda değer bir şey yok diyorsun. Evet yani hiçbir içeriği yok filmin. Öyle de demeyelim filmin. Yani bir şey yapılan bir şey yok, pişmanlık olmaz. Yok hayır artık Ahu'cum yani. Şimdi hayır pişmanlıklar olmalı. Bence insanların hayatında Marmaris pişmanlıklar olursa insanlar bir daha artık yanlış yapmamayı öğrenirler. Tekrar ederlerse zaten hayatlarında yaptıkları şeylerden ders almamıştır. Ben doğruları konuşuyorum. Kabul etmiyorum o kadar güzel filmlerimin içinde. Tabii ki benim sevmediğim bir film. Artı şunu da söylemek istiyorum. Banu Alkan meslektaşım ama onun Hülya Avşar'la, Ebru Gündeş'le, Gülben Ergen'le sarf ettiği sözleri ben şiddetle kınıyorum. Çünkü neden? Ben her zaman katıldığım programlarda şunu söylüyorum. Bu piyasada zaten belli başlı sanatçılar var. İnsanlar niçin bu kadar birbirlerine artık merhabaları olduğu halde görüşmeyebilir insanlar? Bu önemli değil. Herkes birbirinin arkasından sallamaya başladı. O kimdi, bu kimdi denildiği zaman birazcık insanların düşünmesi gerekiyor. Bugün Hülya Avşar Türk sinemasında çok şeyler yaptı. Reklamdan sonra devam ediyoruz. Banu Hanım. Canım iyi akşamlar. İyi akşamlar Türkiye. İyi akşamlar stüdyodaki seyircilere. İyi akşamlar. Ahu'cum, Serpil Hanım iyi akşamlar. Ahu'cum merhaba. İyi akşamlar Banu'cum. Nasılsın? Delikanlı olan şunu konuşur. Canım benim. Sizler, hadi konuşun şimdi. Sizler çok güzel gözüküyorsunuz Ahu'cum. Çok güzelsiniz. Sen daha güzelsin Banu'cum. Teşekkür ederim. Ekranda sizin sesinizi duyuyorum ama sizinle konuşmak istedim. Bana... Reklam arasında bir şey dediniz. Serpil Hanım'la ilgili bir şey söylediniz. Evet ben... Buyurun evet, burada Serpil evet, Hanım şimdi söyleyin. Böyle ben hakkımı kullanmak ben, istiyorum. Ben laf taşıyamam. İbrahim Tatlıses'in ben dedikoduyu sevmem. Programı benim programım olarak düşündüğüm için. Evet. Bir kere her şeyden evvel Ahu'cumun da dediği gibi Nazmi Özer filmiydi. Ve çok değerli bir filmdi. Sürekli o filmi beğenmiyorum. Demek, beğenmek zorunda mıyım? Eğer halk onu rating gerçekten yönetmeni bile sinemada yer bulamamıştır. Öyle bir filmdir. Emekçilerimize eğer saygı halk, her halkı, zaman vardır Banu Hanım. Bir dakika ben konuşuyorum sonra sizi dinleyeceğim. Bu filmi zirvelere taşıdıysa ve hala bugün her gün hatta ATV'de dahi sürekli oynuyor. Bütün sanatçıların filmleri oynuyor. Bu ikiliye dikkat çok önemli bir film değil Banu Hanım lütfen. Türk sinemasının siz da kötü örnek oluyorsunuz bu şekilde ama çocuklara. Üst üste konuşursanız. Bunu küçültmenin anlamı ne? Ama kendileri haklıdır çünkü orada ikinci roldeydi. Çok haklıydılar o filmi beğenmemekle. Ay canım sen hala buralardaysan bir dakika sen konuş ben sonra cevap vereceğim sana. Ben bütün yılları unutmuştum Banu Hanımcığım. Sayenizde bir kez daha gündeme geleceğim için teşekkür ederim dedi.
Kim kim pardon gündeme Ahu Hanım beni söylüyor beni Banu Hanım ben hiç kimse gibi böyle sesimi çıkarmadan oturmam. Ben doğruları konuşuyorum. Hiç kimseye de yalakalık yapmam. Kusura bakmayın. Serpil Hanım. Herkes doğruları konuşacak. Banu Hanım. Bir ümit ve senle. Ya bu kaset mi dinletiyor bize kendin bu konuşmayı? Banu Hanım. Geçen bir filmdir. Banu Hanım. İbrahim'cim ben konuşabilir miyim? İkimiz konuşabilir miyiz daha doğrusu Banu Hanım'la? Banu Hanım. Şimdi birbirinizi dinlemeden konuşursanız anlaşılmıyor. Tamam, sen konuşuyorsun, o konuşuyorsan. Banu Hanım konuşsun, sonra ben konuşayım. Şimdi Banu Hanım'ı dinleyelim. Tamam. Siz ne... Şimdi siz dediniz ki ikinci roldeydi, beğenmemesi. Zaten bana demişti ki... Ay çok ağrıma gidiyor. Yani bunun hayır, siz dediniz mi? Siz az önce... değerli bir filmi bu. Laf lafa bindi de dediniz ki, bana demişti ki yine sayenizde gündeme geldim. Serpil Hanım mı size söyledi? Evet, çok iyi hatırlıyor evime kadar ben gelip. Ben hiç öyle bir şey söylemedim. Ben film yapmadım. Sen biriyle sürekli birlikte kanallara çıktığında sanatçı arkadaşlarınla ilgili. Ve Nazım Özer Bey bana benim evime hiç konuşmayacak mıyım? Birazcık beni bir dinlesin, sonra konuşsun. Bir dakika Banu Hanım. Serpil Hanım diyor ki ben hiç öyle bir şey demedim. Ben bugüne kadar hiçbir sanatçı arkadaşımla ilgili... 80 yılında sinemaya girdim. Ben 80 yılında girdiğimde sizler sinemadaydınız zaten. 70 kuşağısınız, bunu biliyorsunuz. Bir kere daha söylememe gerek yok. Sinema ansiklopedi kitabını Agah Özgüç'ün... Bakın artık bizim seyircimiz bu tip şeylere inanmıyor. Lütfen yaş kompleksine girmeyin. Bütün yaşlar güzeldir. Nedir sizin modunuzun üstüne hiç çıkamıyor kimse. Türkan Şoray 60 kuşak ama efsane. Türkan Şoray bir rekordur. Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit. Sen bu isimlerle kendini bir tutamazsın. Tutamazsın. Sen kendi yerinde bir Banu Alkan'sın. Sana kendi yerinde saygı duyarız ama sen hiçbir emekçiyi küçük göremezsin. Ben tek başına büyüğüm diyemezsin. Bir tek büyük ruh da Allah'tır. Sen olamazsın. Bir dakika, laf ebeliğe yapma. Sen olamazsın. Hayır, alkış almak için laf ebeliğe yapma. Sen çok kötü konuşmalar yaparak reyting yapabilirsin. Halk zaten bunu böyle yapa kavgalar başladı. En küçük sanatçıyı bile, yeni başlamış sanatçıyı bile takdir ediyorum. Hele hele emek vermiş bir insana ediyorum. Banu Alkan bir efsanedir diyorsan Türk halkı yapmıştır, bu noktaya getirmiştir. Sonsuz teşekkürler ediyorum Türk halkına. Evet, bir Türkan Şoray'ı da getirmiştir. Hatta ben o gece İbo'da dedim ki İbrahim Tatlıses'in programında efsaneler vardır. Fatma Girik, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Avucum, sadece Türkan Şoray'ın isminden bahsediyorsunuz. Diğer sanatçıları söylemiyorsunuz. Biri Van Alkan, sarışınlarda, esmerlerde Türkan Şoray. Belki Türkan Hanım benden çok evvel sinemaya başlamıştır ama bu böyle... Şimdi oraya Banu Hanım, Banu Hanım. Siz mesaj şimdi, veren kaç tane film çektiniz? Bir dakika İbrahim'cim lütfen. Tamam. Benim bir dakika. Bir dakika. Ben diyorum ki benim ticari amaç için yapılan filmlerimden birisidir diyorum. Lütfen bir susar mısın? Ben mesajı olan tüm filmleri Türk halkı zirveye getirdiysem hangi mesajı demektir olan filmler, bir söyler misin siz bana? Siz bunu bana değil Türk halkına zirveye taşıdıkları... Türk halkının yarısı da burada. Ekranları başında da bizleri izliyorlar. Siz her çıktığınızda ben Banu Alkan'ım diyorsunuz. Bırakın bu kompleksleri artık. Bırakın bunları, bırakın. Geçti artık bunlar. Saygı duyun diğer sanatçılara. Onları inanılmaz zirveye taşıdıysa efsanedir. Orada canım sen Seda Sayan hakkında da bir sürü atıp tutmalar yaptın. Bırak Allah'ın aşkına. Serpil Hanım, siz 20 senedir oturuyorsunuz. Ben 20 senedir oturmuyorum. Ben 13 yıldan beri çocuğum olduğu için oturuyorum. Gururla oturdum. Hiç de ihtiyacım yok. Gururla oturdum evladım için. Ama o sırada senin gibi çıkıp insanlara sataşmıyorum. Ben aile kadınıyım. Aile duyuyor musun? Ailenin sevdiği sanatçıyım. Sen bir kere... Allah bağışlasın. Allah teşekkür ederim. Cümlemizin ya araya girebilir miyim? İbo, ya ben bu durumun canım, böyle olacağını biliyordum. İbrahim lütfen bir dakika. Ama üst üste biniyor konuşmalar, üst üste anlaşılmıyor. Ben hiç kimseye yalakalık yapmayacağım. Ben doğruları konuşuyorum burada. Bir şey konuşulduğu zaman Allah'ın için ben böyle yapmayı sevmiyorum. Neyin doğrularını, konuşup konuşmadığını ben ilk önce sizin için dedim ki
Siz Ebru Gündeş'le ilgili, Gülben Ergen'le, Hülya Avşar'la ve Seda Sayan'la ilgili konuşmalarınızı kınıyorum dedim ilk önce. Neredesiniz siz Serpil Hanım? Siz de o zaman dinleyin, dinleyin. Filmini, ben burada konuğum zaten. Sen telefonla bağlanma, sen susacaksın. İbrahim Tatlıses, öpüyorum seni bebeğim, bay bay. Hadi güle güle, güle güle, güle güle, güle güle. Bağlandı ama ben zannettim ki böyle güzel bir sular akacak, keyifli bir barışma şey olacak. Ama ben ne dedim? Ben Banu ile ilgili kötü bir şey söyledim mi? Hayır. Ben çektiğimiz filmi beğenmek zorunda mıyım? Ticari amaç için yapılan bir filmdi. Bir mesajı yoktu dedim. Alo. Alo. Nazım Özer Bey arıyor. Evet, Nazım Özer Bey kimdir diye hemen söyleyeyim. Yapımcıdır kendisi. Emek Film sahibidir. Şimdi biraz evvel Banu Alkan'la Serpil Çakmaklı'nın arada bir öyle birbirlerine girdiler. Banu Alkan'la olan aradaki bir çatışma çıktı ikisinin arasında. Fakat burada bir şeyi anlatmak istiyorum ben. Yapmış olduğum bu ikili dikkat filmi o bilmiyorum 80'li senelerdeydi herhalde zannediyorum. Evet. O zamanın en büyük 86, iş yapan Nazmi'den, filmlerden 86. bir tanesiydi. Ben şimdi burada Serpil'e bir şey söylüyorum ben. Serpil Çakmaklı filmi beğenmediğini söyledi. Ben Nazmi'cim yılanların öcünü beğeniyorum. Ben yani bu filme bir dakika ben konuşayım. Tamam. Ben konuşayım ondan sonra o konuşsun. Ben filmi ne bileyim ben sanat filmi diye falan yapmadım. İş filmi diye yaptım. Ben de aynı şeyi söyledim. Senelerce Serpil Çakmaklı ile çalıştım. 5-6 tane de film yaptım. O aynı zaman da şekilde ben o filmleri aramız, çok seviyorum. Hiçbir sorun çıkmadı, bir şey çıkmadı. Burada kalkıp ben filmi beğenmedim, etmedim. Şimdi o zamanki box office olarak da şunu söylüyorum. Yani Banu Alkan onun üstünde bir insandı. Yani şey olarak, artist olarak, canfi olarak kalkıp da şimdi yani ben senin altındayım, ben senin üstündeyim, ben bu filmi beğenmedim diye benim filmime bir orada çamur atma sürmesi çok ayıp etti. Aniden canlı yayındır şey ettirebilir. Yani ben bunu söylemek istiyorum. Benle bana bağlı bir artisti kaç sene benimle beraber çalıştı. Kalkıp da burada bu filmi kötülemesi kendisine yakıştıramıyorum. Ayıp ediyor. Ben konuşabilir miyim buyurun şimdi? Dinle evet, şimdi. Bunu söylemek istedim. Tamam peki dinleyin şimdi. Şimdi bir kere Nazmi'cim biz çok eski dostuz. Bir kere evet. Bana bu tarz konuşmana ben sana kırıldım. Serpil onun altındaydı falan demen hiç yakışık almadı. Öyle bir durum olmadığını kendin de biliyorsun. Evet, sen onun ben bu filmi ilk defa bu programda söylemiyorum. Oynadım. Bir dakika. Ben, doğru neyse ben onu Okan söylüyorum. Bayülgen'in programında yine biz Banu Alkan'la katılmıştık. Seyirciler belki hatırlarlar. Yine aynı olay gündeme geldi. Ben dedim ki ben o şirkete film çektim. Bütün filmlerimi beğeniyorum ama Banu Alkan'la yapmış olduğum bu filmi beğenmiyorum dedim. Bu çok büyük bir adalettir ve ben bunu söyleyebilirim. Ya ben ne seni kıskandığın için söylüyorsun bunu. Başka ben bir şey öyle durumlara yani. O zaman olayın tadı kaçtı. Kusura tadı bakma. Kaçtı hiç sen cevap vermiyorum. Filmi kötülersen, ben hayır. Tadı kaçar tabii yani. Bir şey söyleyeceğim. Yani, benim için Kadir İnanır Fatma Girik'le çekmiş olduğum değerli sanatçılarla çekmiş olduğum film çok daha önemli. Siz istediğinizi söyleyebilirsiniz. Siz benim büyüğümsünüz. Size saygı duyuyorum. Ama sizin söylediğiniz lafı da hiç yakıştıramadım. Ben de sana saygı duyuyordum. Fakat bunu filmi kötülediğin için sana bu filmi şimdi hiç kötülemek değil. Ben bu çekmiş olduğum filmi beğenmiyorum dedim. Bu filmi, kötülemek mi? Filmi beğenmiyorum. Yani sanatsal olarak mı söyledin? Evet. Ve sana diyor ki ilanların öcünü de Nazmi Özer'le çektim. Evet. Onu çok beğeniyorum. Şu, herhalde çok ama güzel bir film. Ama o sanatsal bir, film. Bir filmdi. Bu değildi. Onun için beğenmiyorum. Evet. Bu da iş filmi. Ticari bu da amaç iş için, filmi yani. Ticari amaç için yapılan bir filmdi. Niye oynamış o zaman? Niye oynamış o anlaşmamız zaman? Vardı. Neden oynadın o zaman? Anlaşmamız yani, vardı. Türkiye'de en büyük işlerden birini yaptı. Ay Nazmi bir dakika. Yani neden bu şimdi ben kibarlık davranıyorum da bırak Allah'ın aşkına. Banu Alkan'la konuşup da buraya telefon açıp da yok onun altındaydın, üstündeydin. Lütfen ben rica ben, ederim. Ben programlara ben katılıyorum Banu ilk Alkan'ın defa. Bu tarzda bir programda kavga çıkarıyorum. Lütfen rica ederim konuşmalarına dikkat et. Sen sana saygım var. Büyüyümsün lütfen. Yani, Banu Alkan'la konuşup buraya telefon açma. Ne demeyecektim. Açma, açma. Banu Alkan'la konuşma, açma. Bak seyirciler beni alkışlıyorlar. Yani bak, neyi söylüyorsun? Banu Alkan neyi söylüyorsun? Bak, Banu Alkan bana telefon açtı.
Yakışıksız konuşuyorsun. Dikkat et sözlerine. Nazmi abi puan al. Nazmi puan almaya geç. Nazmi abi puan almaya geç. Alkış onun. Hayır şimdi bir dakika. Dur, o zaman dur, seyirciye dur. Soruyorum. Bir dakika. Seyirciye ben soruyorum. O zaman böyle bir dakika, filmde bir dakika. O zaman. Zorla açın. Bir dakika. Nazmi Bey. Zorla oynatmadık seni filmde. Sen, buradaki de halk değil mi? Ben de halka soruyorum. Bu ikiliye için. Dikkat filmini beğenmedim dedim. Siz benim başka filmlerimi de seyrettiniz. Bana katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Ben Nazmi Özer'i asla kötülemedim ki. Seni zorla oynatmadı filmde. Sen kendin can atıyordun filmde oynamak için. Bak diyorlar gördün mü? Bırak bak canım, şimdi. Bırak bu işleri bırak. Sen kızgınlığından konuşabilirsin. Bak. Sana yakıştıramadım. Bak seyirci sana cevap veriyor. Ben bundan bunu. Sonra konuşuyorum. Bir artiste yakışmaz böyle. Ben bu filmi beğenmedim. Ben ustalarıma saygıdan bahsettim burada programda. 150 tane film yaptım. Çok mu dokundu bu ikiliye dikkat ben filmini beğenmiyorum demem. Ben sadece 150 tane filmin sahibiyim. 52 tane de yönetmenlik yaptım. Sen, tamam ben onun dışında bir şey mi söyledim ben? Nazmi abi. Efendim? Efendim canım. Ben çok teşekkür ediyorum aradığın için. O aslında sen yanlış anladın. Öyle demek istemedi. Ben biliyorum. O şimdi konuşmalarından sonra üzülecek. Yok sen onun altındaydın. Tamam altında olayım. Bu altında üstünde meselesi seyirci biraz bunu biliyor. Biraz şey artı, kaçtı Nazmi ben, abi. Ben kırılmam ona. Gerçekten kırılmam. Bir dakika. Tecavüzcü çocuk konuşsun abi. İbrahim bir şey abi söyleyeceğim. Bir şey söylemek istiyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, bana anlatma. Benle ilgili konuşuyorsunuz, bana fırsat vermiyorsun. Bu nasıl bir şey? Nasıl vermedim? Bayağı. Kendini bak benim konuşmalarım nereye gitti dakika, ve bana kırıldı. Nazmi abi şimdi sıra kırıldığı bana geldi. Kırıldığı için bir yok sen söyleyeceksin. Bunlar bir dakika, çok bir dakika, çirkin ama şeyler başka ya. Başka bir şey dedim. Ben dedim ki bu seyirciyle bak, dalga geçmek seyirci biliyor yani her şeyi. Bir dakika ablacığım ya. Ben ne dedim? Dedim ki yılanların öcünü beğenmiş, onu beğenmemiş. Bu senin doğal hakkın. Evet. Ben de eski şarkılarımı, eski kasetlerimi beğenmiyorum. Teneke ses. Ya teneke. Ben onunla 5-6 tane film yaptım be. Ya hepsini beğenmiyorum. Onu beğenmiyorum. Ayrıca bana Nazmi bağlı abi, beğeniyor. Nazmi abi. Bana bağlı bir Nazmi asitti. Abi, ya bir dakika kurban. Eğer böyle konuşacaksak kapatayım çünkü anlaşamıyoruz. Banu Hanım. Alo. Alo. Eyvah. Ben şöyle... Nazmi Özer Bey'le görüşmüşüm. Ben Nazmi Bey'le görüşmüş müyüm, görüşmemiş miyim? Soralım öbür taraftan Nazmi Bey'e. Nazmi Özer bana kızdığı için bu lafları etti. O da söylediği lafların öyle olmadığını biliyor. İbrahim Nazmi sen yakınlığımızı biliyorsun. Nazmi Bey maalesef ki doğruyu söyledi. Siz. Ayrıca her şey sanattır. İbo, bir dakika bir şey soracağım. Ben bir şey demedim ki ben. Her şey sanattır. O muhteşem bir filmdir. Ben sadece şunu soruyorum. Türk halkın zirvelere inanılmaz reyting olarak taşıdığı bir film sanat değilse nedir kardeşim? Her şey sanattır. İçindeki insanlar da sanattır. Biz de orada sanattık. Film de sanattı ve çok da güzel mesajı o zaman, olan o zaman, ama ne yazık ki ikinci kadın olduğu için orada. Bir dakika Banu Hanım. Banu Hanım. Çok doğal. Banu Hanım. Milyonlarca insan bana Banu Hanım. Banu Alkan'la filmde neydiniz? Banu Hanım lütfen bir beni dinleyin. Dinleyin bebeğim dinliyorum. Siz geçmişte de olsa şimdi de olsa yüz yüze geldiğiniz zaman birbirinize şapur şupur öper birbirinize de saygı duyarsınız. Yani şimdi bu burada telefonda konuşuyorsunuz ama ben gerçekten üzülüyorum. Ben az önce söyledim ya kavgacı değilim kavgayı sevmem. Siz de kavga etmeyin. Yani o zaman ticari yapılmış bir film. Bu da çok kendi... haklısın İbrahim. Bu da, gerçekten bu da... canım benim. Ama ben sürekli yalnız o filmi ve gerçekten yerini bulmuş muhteşem film. Nazmi Özer'i çok iyi tanıyorsun. Nasıl bir prodüktör olduğunu Nasıl biliyorsun. Hoş. Hangi filmi? Nazoş. Onu tartışmıyoruz ki Banu'cum. Bir dakika. Bir dakika. Yani meseleyi alene kadar. Nazoş telefonda mısın? Nazoş. Atlayayım atla. Ben Nazmi Özer'in evine girmiş çıkmış. Eşiyle, çocuklarıyla, arkadaş olan insanım. Lütfen olaya bak. Reklamlar, reklamlar. Abi kimse kimseyi dinlemiyor yani. Ki bir Allah için bir... Birinizi o konuşuyor. Özür dilerim de bir şey söyleyeceğim. 21 yıl geçmiş neyin kavgası ne diyorsunuz be güzel dostlar? 21 yıl geçmiş. Efendim. Orada parayı götürmüşsün sen. Oh, paranın üstüne. Şimdi bu kızların parasını yiyorsun. Banu'cum seni de seviyorum. Herkesi çok seviyorum. Türk sinemasına
Hayatınızı veren tüm insanlar başımın üstünde. Hepinizin önünde eğilirim. Sizleri seviyorum. Sevmekten başka bir kelimem çıkmaz. Şu kadar küçücük bir dünyada neyin kavgası ne diyorsunuz be güzel kardeşlerim ya? Ağabeyim, ben de herkesi seviyorum. Neyin kavgası ne diyorsunuz? Çok yakışıyor mu ya? Yakışıyor mu? Yakışıyor mu? Yakışıyor mu? Yakışıyor mu?